Halkın süpermarketlere olan ilgisi bir anlamda çeşidin çok bol oluşu, albenisinin fazla oluşu. Büyük marketlerin insanlara çekiciliği var. O kadar çok çeşit ürün var ki her aradıklarını bulabiliyorlar aslında. Vatandaşın toplu olarak gidebileceği bir yer, çocuklarını eğlendirebileceği yer. Oyun yerleri, işte fast foodlar falan, sinemalar, insanlar alışveriş yapmasa da gidip geziyorlar. İnsanların kendilerini gezdirmek için gittikleri bir yer orası. Gidiyorsunuz büyük markette, alışveriş arabaları, çoluk çocuk onu dolduruyor. Yani ihtiyacı olmasa da alabiliyor. Çünkü göze hitap ediyor süpermarketler. Fiyatlar uygun, daha uygun oluyor. Bakkalda alınan bir ürünü marketten %10 veya %15 miktarda daha ekonomik alabiliyoruz. Çeşitli kampanyalar yaparak müşterilerin gözünü boyadılar. Kredi kartlarını alıyor işte, daha ucuza alıyor vatandaş. Ama ne aldığını bilmiyor. Nakit yok. Halkın cebinde nakit yok. Bir işçi gidiyor, emekçi veya memur olsun, hepsi aynı şartlarda. Cebinde kredi maaş kartı var. Eğer veresiye alışveriş yapmak istiyorsanız muhatabınız banka. Yani kart, jelde, kartlar. Onlar halkı daha iyi kandırıyor diye düşünüyorum ben. Yani şaşırtıyorlar insanların kafasını. Satış taktiği yani bir kandırmaca. Halk farkında olmadan çok fazla tuzakların oluşu. Halk orada cezbediyor bana göre. 500 lira olan bir ürünün fiyatını 1000 lira yazıp üzerine çarpı koyup işte biz bunu 500'e düşürdük diye müşteriyi aldatmak. Genelde tek rakamlarla oyun oynuyorlar sürekli. Mesela örnek vermek istersek, mesela ben boyayı 5 liraya satıyorum ama bir market 5.99'a sattığında bizim insanımız tek rakamlara düşkünlüğü çoktur. Bu aldatmacayla çok kandırıyorlar kendilerini. Billboardlarda görüyorlar, televizyonlarda görüyorlar. Araştırmıyorlar. Burada demek en ucuzmuş deyip gidip alışveriş yapıyorlar. Esnaflık sadece ve sadece müşteriye istediğini verebilmektir. İnsanları aldatmamak. Esnaflık dürüstlük ve ilkeli durmaktır. Esnaflık bir defa hürdür. İnsanlara hizmet. Müşterinize her zaman dürüst olmak, şeffaf olmak. Dürüst olacak, samimi olacak, güler yüzlü olacak. Esnaflık kolay bir iş değildi. Özveri isteyen, işte güler yüz isteyen ve dürüstlük isteyen bir şeydir. Yani bunu da herkes yapamayabiliyor. Bütün millete hitap eden, bütünlerin derdini anlayabilen bir insandır. Herkesin kahrını çekebilmektir. Esnaflığın gerçekten çok zor bir meslek olduğunu anlamış bulunuyorum. Esnaflık toplumun aynası. Kandırmamak yani, müşteriyi kandırmayacaksın. Bu esnaflık bir kültürdür ya. Eski ticaret erbabının getirdiği bir kültür. Biraz eskilere dayanıyor. Artık yeni nesilde esnaf yok. Daha çok işin ticari tarafına bakılıyor. Bu sanatı güzel icra edebiliyorsan esnafın kralısın.
Bakkalı ben 97'de açtığımda gerçekten bir bakkalcılık yapılıyordu. Hem ticari olaraktan hem de bir değeri vardı esnaflığın, bakkalcılığın, mahalle bakkalcılığın bir değeri vardı. Müşteri memnuniyetini açıkçası sağlamaya çalışıyoruz. İlk başladığımda gayet güzeldi. Tekstil gayet iyiydi. Küçük esnaflık iyiydi ama büyük marketlerin açılımı bizleri yerin dibine etti yani. Tabii ki bu büyük AVM'ler açılması ve mahallelerimizdeki bakkalların da, kasabın da, manavın da azalmasına sebep oldu. Büyümek de her zamanki amacımız ama şu anda bulunduğumuz konumda çok kötü. Haksız bir rekabet oldu. Kapatsan ne yapacaksın? Kapatmasan ne yapacaksın? Çok arkadaşlar da kapatıp bırakıp gidiyorlar, terk ediyorlar ama karından değil. Çünkü yaptığımız işin karşılığını alamıyoruz. Onlarla rekabet içindeyiz sürekli. Orada daha uygun fabrikasyon olduğu için daha uygun fiyatlarla üretimler oluyor. Daha uygun fiyatlarla müşteri aldığı için bizler ikinci sınıf olarak gerilerde kaldık. 2005'ten, 4'ten, 5'ten berisi başladı. Esnaflık bitti, bakkalcılık bitti, süpermarketler çıkmaya başladı. Mahalle aralarına girdi, bizim esnaflık bitti. Büyük alışveriş merkezleri olduğu için küçük esnaf can çekişiyor, ölmek üzere. Bırak diyorlar, bırakmıyoruz da. Yani bırak diyeni de siz biliyorsunuz, ben bir şey demiyorum ona. Büyük bir alışveriş merkezi açıyorlar. Ondan yetinmiyorlar. Artı bir de şimdi işte küçük küçük mesela bakkal dükkanı gibi şubeler açmaya başladılar. O da bir iki senedir çıktı yani. Çoğaldılar. Çoğalmaları bize her geçen sene geriye atıyor. Ya bu şekilde herhalde direkt mahalle aralarına kadar girip bitiriyorlar yani esnafı direkt bitiriyor şimdi. Siyasi iradenin başında bulunanlar yani belediyeyi yönetenlerin beceriksizliğinden olan olaylar bu. İkisi de büyük sermaye gücü veyahut da 3 firma veya 4 firma kaç tane varsa şu an işte BİM'leri var, işte DİA'ları var. Bunlar birbirleriyle savaşırken arada ezilenler gene esnaf oluyor aslında. Belediyelerin bu şekilde bu kadar fazla buraya AVM açılmasına karşı olmaları gerekir. Mecburen marketlerle yarış yapmak yapın, rekabet içindesin. Rekabet güzel bir şey. Çünkü rekabet daha kaliteyi getirmek içindir. Ama biz kalitesizliği getirmek için uğraşıyoruz. Her şeyi satıyorlar. Sonuçta caziplikleri de var ama hani bizim buraya etkisi var mı? Var. Küçük esnafa var mı? Sizin de dediğiniz gibi var. Sonuçta saatleri geç saatlere kadar kalıyorlar. Hafta sonları da açıklar. Hani bu küçük esnafta bir sorun yaratıyor. Evet. Sonuçta sermayeleri, bütçeleri belli olan insanlarız biz. Onların alım gücüyle bir bakkalın alım gücü aynı değil ki. Onlarla yarışacak, onların promosyonlarını karşı yani yarışacak durumda değiliz. Neden? Çünkü onların sermaye gücü çok yüksek. Mal alım gücü çok yüksek. Politikacılarımız uyguladığı bazı sistemler dışa bağımlı, dış sermayeli büyük esnaflar, marketler elbette küçükleri yok etmek için. İşte uluslararası güçlerin mahalle arasına yayılmış halidir bu. Bence küçük esnaf zamanla yok olacak gerçekten de ve herkes dışarıya bağımlı kalacak. Sadece Türkiye için değil, Türkiye gibi gelişmekte olan veya hala gelişemeyen ülkelerde de bu var. Dışarıya bağımlı olacak, dışarıya bağımlı olunca da koloniler halinde yönetilir duruma gelinecek. Bütün iş yerleri kapanmış, sadece büyük marketler açık kalmış. Yani bütün esnaf zor durumda. İş yeri olan kiraya veremiyor, işte küçük esnaf hiçbir şeyden faydalanamıyor. Küçük esnaf herhalde son zamanlarını yaşıyor. Bitti, bitmek üzere. Sadece esnaf öldürdü, başka yaptıkları hiçbir şey olmadı. Marketler falan hiç orada birebir müşteriyle muhatap olmuyorsun. Adam geliyor, sepetine dolduruyor.
ihtiyacı olmadığı şeyleri de alıyor, götürüyor odasına ve kasada ödüyor, çıkıyor, gidiyor. Hiç böyle bir diyalog yok yani. Bizi bayağı bir etkiledi. Ne kirayı çıkartabiliyorsun, ne evi geçindirebiliyorsun. Hiçbir şekilde büyük marketleri desteklemiyoruz. Aslında onlara izin verip de burada açtıranlara suç bulmak lazım. Onların da pek suçu yok diyorum ben. Milletine has olan bir pazarlık sistemi vardır. Önce dostluk vardı, güven vardı. Sözle, delikanlılıkla, mertlikle, dostlukla. Ama şimdi para konuşuyor. Yardımlaşma mükemmeldi. Komşular arasında sevgi, saygı çok mükemmeldi. Komşularımızın, müşterilerimizin biz ihtiyacını karşıladığımız zaman çok mutlu olduk. Arasında sevgiye, saygıya dayanan bir bağ vardı. O bir esnaf, o bir dert ortağı gibiydi. Başımız sıkıştığında para vermeden de alıp daha sonra ücretleri ödemek kaydıyla alışveriş yaptığımız bir abimizdi, bir büyüğümüzdü. Bu kültürün kaybolması toplumda birçok şeyin de kaybolmasına sebep oluyor. İnsanlar eskiden birbirlerine saygı duyarlardı. Bir komşusu geldiği zaman işte ben siftah yaptım, komşuma gidin derdi. Ben bir kısas bir hatırlıyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce esnafın arasına dalar. Daha sabah yenidir. Bir esnaftan alışveriş yaptıktan sonra ikinci alışverişe müsaade etmez esnaf. Der ki diğer arkadaşım siftah yapmadı. Ona bir siftah yapın, ondan da alışveriş yapın şeklinde. Fatih sonra etrafındakilere döner, İstanbul'u alma vaktimiz gelmiştir der. Şimdi tam tersi, insani ilişkilerin çok azalmasıyla beraber sanırım eski keyifli tatlı esnaflık da ortadan kalktı. Bizim öyle güzeldi ki hani herkes birbirini tanıyordu zaten. Bakkal bütün mahalleyi biliyor, çocuklarını biliyor. Sonuçta gidip alıyorduk, para sorunu yoktu. Sonradan annelerden, babalardan talep edilirdi. Hepsini biz aile ferdi gibi bilirdik, tanırdık. O bizim ailemizi bilirdi. Biz gidip de bakkaldan mesela sigara isteyemezdik. Çünkü bilirdik ki Seyfi abi benim annem babamı biliyor. Ondan gidip sigara alamazdınız yani. Kaçak gizli bir şey, bir içki alamazdınız. Öyle bir otokontrol vardı yani. Ama şimdi çok her şey bambaşka. Yani o esnaflar yok. Tabii ahi kültürünü okumuşuz, o kültürün bizim toplumumuzda bir yer olduğuna inanmışız. Fakat maalesef bu şey bitmiş durumda, yani bu kültürü. Yani Anadolu'da küçük yerlerde hala...
bakın kapı kapanmazdı. Ve çalışanlar da giderdi namaza. Birinde mesela bir ödemesi gelmiştir, parası yetmemiştir. Birbirlerine destek olurlardı. Öyle kredi alayım, bankadan faize para alayım, öyle bir şeyler yoktu. Zaten senet de yoktu, söz ağızdan ne çıkarsa oydu. Söz kanundur, söz namustur. Bir mahalle bakkalı, bir mahalle gıda pazarı bugün halkımızın can damarıydı. Veresiye gidip de işte yaz bunu hesabı akşam annem babam ödeyecek diye bir mevzu yok. 5 kuruşunuz çıkmasa kasaya yüzünüze bakıyor. 5 kuruşu bekliyor. Ya sonra verirsin mevzusu yok orada. Sonra mesela demiyor ki hiç kimse ya bu mal sana yaramaz abi sen yabancı değilsin bunu alma şunu al filan diye de bir şey yok. Bakkal dükkanları, gıda üzerine olan bakkalın biraz büyüğü market şeklindeki dükkanların açık olması ekonominin can damarlarından biriydi. Başta dostluk, ikincisi güven, üçüncüsü de saygı ve sevgiyi kaldırdı. Koparttı yani. Silivri çevresinde köylerimiz de çok olduğu için çiftçilerimiz vardı. Bunlar söyledikleri ağızlarından çıktığı anda yaparlardı. Söylerdi. Ayın 30'unda getireceğim. Sabahın saat 7'sinde senden önce gelmiş burada kapının dibinde seni bekliyor parasını borcunu vermek için. Sıkıştınız ekmek alacaksınız veya ne bileyim süt alacaksınız. Marketten gidip alamazsınız. Paranız yok. Çünkü markette nakit çalışıyor, kredi kartı çalışıyor. O anda sıkıştınız ama küçük esnaftan tanıdık bir mahalle bakkalından gidip ekmeğinizi de alabilirsiniz, sütünüzü de alabilirsiniz. Bakkal dükkanı olan bir insanın saygınlığı vardı toplumda. Bugün bir genç kızı istemeye geldiğin zaman bakkala sorarlardı. Bir adres sorulduğu zaman gelip bakkala sorardı. Postacı bile bazen gelirdi, adresleri bakkal dükkanından öğrenirdi. Bakkal dükkanı dendiği zaman itimatlı kişi, güvenilir kişi olarak tanınırdı. Onun için eskini özlememek mümkün değil. Yani o eskinin esnaflığını, ticaretini özlememek mümkün değil. Yanlış şeyler
yapmaya yönelebilirler ve de yönelenecekler yani. Çok kötü şeyler düşünüyorum ama inşallah olmaz yani. Gasp olur, hırsızlık olur, kötü yollara düşer, çoluk çocuğu, karısı, kızı, anası, bacısı. Saldırır insan abi. Ben aç kalırsam sen toksan akşama rahat bırakmam seni. Ben eğer aç kalırsam iki tane yavruma ben bakmakla mükellef. Benim ekonomim bozuldukça ben çevremdekini de rahatsız edeceğim. Çevremden de ben, yani eşimden, dostumdan benden bıkacaklar. Hayat bozulacak, huzur bozulacak. Ben iş yerimi kapattım. Ailem beni terk etti, bıraktı. Ben boşanıyorum, boşandım şu an yani. Bu böyledir yani. Şu an bak bir yerde çalışıyorum. Benim bugün karnım doyuyorsa, yanımdaki komşum açsa, olmuyor işte. Bu zaten dinimizce de haram. Yani ben yarım doyayım ama komşum da aç kalmasın, o da doysun. Paylaşım olmadığı yerde, paylaşımın tek taraflı olduğu yerde huzur olmaz. Birisi sen aç yatarken ben tok yatmaya gidersem yarın birbirimize düşeceğiz yani. Kesinlikle kavga edeceğiz. Seninle paylaşamayacağız bu dünyayı. Şöyle bir şey var, halka bekleyen bir sorun yok. Esnaf yok onlar ortadan zaten. Onlar için yani hava hoş. Marketler zaten kandırıyor, sürekli kandırmaya devam edecek. Bu marketlerin işine gelir zaten. Biz yok oluruz, başka bir şey olmaz. Sen küçük esnafı öldürdüğün zaman toplum içerisinde bir dengeyi yok ediyorsun. Ne yapıyorsun? O adam oradan ekmek yiyor. İcabında bir iki kişiye ekmek de sağlıyor. Sen bunu öldürdüğün zaman sadece süpermarkete bağlı kalıyorsun. Ve farkında olmadan tekelleşmeye, kartelleşmeye gidiyor bu iş. Bunları kapanmaması için yani bazı tedbirler alabilirdi. Esnaflığı yaşatılması gerektiğini, korunması gerektiğini, tamam devlet mesela bugün KOBİ'lere bir takım krediler falan veriyor, esnaflara ucuz krediler vermeye çalışıyor. Bunlar güzel şeyler. Ama bu arada da esnafı koruyucu tedbirler alması lazım. Burada bir bakkal varsa oraya müsaade etmeyeceksin. Burada bir kuyumcu varsa misal araya 50 metre koy. Mesela biz eskiden büyüklerimiz şunu derdi. Ya 5000 kişiye bir kuyumcu. Buranın nüfusu 100.000 mi? 20 kuyumcuya müsaade edeceksin. 21'e müsaade etmeyeceksin. Ha o 20 kişiden de sen ona göre tüketimi hesaplayıp vergini alacaksın. Küçük esnafın ölmemesi lazım. Yani çevremizde bir bakkalımızın, bir manavımızın yine bunların doğal ihtiyacımızın sürmesi için bunların yine devam etmesi gerekiyor. Ama bunların da biraz döneme ayak uydurmaları gerekiyor sanırım. Avrupa'da bu büyük marketler yasaklanıyorken Türkiye'de ise hepsi şehrin içindeler. Yani o şekilde sadece Türkiye bu konuda çok rahat. Biz onlardan alışveriş yaparsak onlar orada var olacak. Biraz da yani insanların dikkat etmesi lazım tabii. En azından tamam bazı şeyleri git marketten al ama biraz da onlara destek için onlardan da almak zorundasın. Belki kendi aralarında daha bir bütün olarak bu sıkıntıları aşabilirler diye düşünüyorum. Toplu refah elde edilmedikten sonra hangi ülkede yaşıyoruz? İşte yaşadığımız ülkenin durumu bugün bu. Keşmekeş. Herkes birbirini gırtlandı. Herkes para kazanmak için ne yapsa mübah
anlayışında. Halk olarak belki esnaf günleri falan yapıyorlar. Esnaftan alalım, işte bakkaldan alalım. Şu an sadece Siirt'te değil, mutlaka yani her tarafta esnaf dört dörtlük şikayetçi. Bir şey düşünülmeli yani, bu küçük esnaf içinde bir şeyler düşünülmeli. Yani bunların ya saatleri ya hafta sonları bir şeyler düzenlenmeli ki onlar da bitmesin. Ya da çok şehir merkezine açılmasın bunlar. Küçük esnaf olduğu yerde rahatlık vardır. Sonunda dönecek, dolaşacak mutlaka ve mutlaka alışveriş şekillerini sadece kendi bildiği, tanıdığı, güvendiği esnaftan alışveriş edecek. Kolay gelsin. Kolay gelsin.